Odak noktasından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Evet, yurtta ve dünyada her gün olduğu gibi bugün de gündemde olan konuları masaya yatırmaya ve odaklanmaya devam ediyoruz. Bugün Diyalog gazetesinin de manşetinde yer alan ve birkaç gündür ülkede konuşulan, gerçi Ulusal Birlik Partisi kurultayı ve Türkiye'deki seçimler, ekonomik kaygılar ve Kıbrıs sorununa ilişkin gündem maddeleri arasında biraz satır arasında kaldığını düşündüğümüz daimi ikamet izni yasasıyla ilgili gelişmeler, tartışmalara da odaklanmak istiyoruz bugün. Öte yandan ülkenin aslında kısır sorunlarından sağlık ve eğitimdeki sıkıntılar, grevlerle protesto edilmeye devam edilirken vatandaşlar da, daha doğrusu eğitimli öğrenciler, sağlıklı da tüm yurttaşların sıkıntıları bitmek bilmiyor. Hemen hemen her kanalda, her gazetede bu konulara, bu sorunlara ilişkin bir haber okumak, izlemek, görmek mümkün. Ve ne yazık ki bu sorunlarla ilgili olarak çözüm üretecek siyasi iradelerinde verdiği yanıtlar, verdiği reflekslerde bu sorunların çözülmesi noktasında ne yazık ki yeterli olabilmiş değil. Bugün mecliste yankılanan konulardan bir tanesiydi aslında. Daha önce de konuşuluyordu. Sağlıktaki durum. Evet, bu konuyla ilgili söz alan ve konuşan değerli Demokrat Parti Ulusal Güçler Girne Milletvekili Sayın Özdemir Berova ile beraberiz. Kendisine önce bir merhaba demek isteriz efendim. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Direkt konuya girelim. Sağlığın duvara tosladığınızı söylediniz. Sağlık Bakanı Sayın Salih İzbul da evet doğrudur, sağlık duvara tosladı dedi. Sağlık duvara tosladı. Bir önceki bakanlık göreviniz, eğitimdeki durumda herhalde bıraktığınız yerden kalıyor gibi görünüyor. Şu an itibariyle aynı sorunların yaşandığını görüyoruz. O zaman elde var iki diyelim. Sağlık duvara tosladı, eğitim bıraktığınız yerde duruyor. Bu konularla bir girelim isterseniz gündeme. Öncelikli olarak sağlık diyelim. Evet, tabii bir ülkede çağdaş yaşamın en önemli unsurlarından bir tanesi sağlıklı ve eğitimli yaşama. Hal böyle olunca tabii ki sağlık ve eğitimin önemi diğer konularda tabii ki önemlidir ama biraz daha ön plana çıkıyor. Sağlıkta biliyorsunuz son birkaç haftadır eylemler yapılıyor. Evet. Hekimler meclisin önüne geldi ve beyaz önlüklerini meclise bıraktılar. Bir hekimin beyaz önlüğünü üzerinden çıkarıp bir yere bırakması gerçek anlamda çok önemli unsurlardan bir tanesidir. Böyle bir durumun husul bulması ortada çok ciddi bir sorunun varlığına işaret etmektedir. Sağlık çok uzun yıllardan beri bu ülkenin sıkıntılı konularından bir tanesidir. Ve sağlıkta bir türlü istenilen çağdaş düzeye ve istenilen sistemin oluşturulması bugüne kadar mümkün olmamıştır. Hal böyleyken oluşan eylemler ve hekimlerin kamu kuruluşlarından, kamu hastanelerinden istifası sonrası hükümet bir takım açıklamalarda bulundu esasında. Evet. Ve bu açıklamalarda konuya el atıldığı ve dört tane yasanın meclise sevk edileceği ve süratle geçirileceği konusunda bir takım açıklamalar yapıldı. Fakat öyle bir algı oluşturuldu ki, yani zaten bütün eksiklik bu 3-4 tane yasadır. Bu yasalar meclisten geçtiği zaman da sistem tamamen normal, çağdaş bir düzeye çıkacaktır. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Evet. Tabii ki bu yasaların meclise sevk edilmesi ve bu yasaların meclisten geçmesi önemlidir. Ama sağlık, bildiğiniz üzere sağlık hizmeti sunmak finansmanının güçlü olmasını gerektirecek unsurları içermesi icap etmektedir. Ve bu finansman kaynaklarından bir tanesi de genel sağlık sigortası olarak planlandı. Ve genel sağlık sigortası da yasası da meclise gönderildi.
Ancak biliyorsunuz şimdi de bütçe aylarına girdik ve o yüzden geçen gün bize mecliste bu yılki bütçe tasarısının tasarı formatında kitapçıkları dağıtıldı. Böyle olunca ben de bu bütçe içerisinde sağlığın durumu nedir diye bir göz atma ihtiyacı hissettim. Ve gördüğüm üzere bu yılki sağlığa ayrılan pay geçen yıla göre 6,5 milyon TL'lik bir gerileme söz konusu. Çağdaş ülkelerde sağlığın tam ve randımanlı şekilde hizmet verebilmesi için genelde gayri safi milli hasılaya oranı %12-13 civarında. Bizim ülkemizde ise geçen yıl %6,5 civarındaydı. Bu yıl ise görünen bütçe üzerinde %6,5'un altında da gözüküyor. Tabii Maliye Bakanı yaptığım konuşmaya cevaben verdiği yanıtta TC kalemlerinden bütçeye yansıtılmadığı, yazılmadığını ifade etti ve bu oranın biraz daha yükseleceği konusunda bilgi verdi ama yani bütçe anlayışı içerisinde bu konuların ve kalemlerin de yazılmaması bütçe disiplini açısından doğru bir davranış mı? Onu ekonomist arkadaşlarla tartışmak da icap etmekte. Kaldı ki %6,5'luk rakam zaten hali hazırda yeterli bir rakam değildi. Böyle daha bir sorun. Düştü. Daha da düştü. Şimdi, ya da düşmediyse bile en azından yerinde seyredecek gibi. Ama evet. Bu yeterli değil ve zaten baştan aşağı çok ciddi altyapı sorunları, personel yetersizliği gibi sorunlarla aynen. mücadele etmek aynen. durumunda. İlaç sıkıntısının çok ciddi anlamda baş gösterdiği, Türkiye'nin belki de 90'lı yıllarda yaşadığı sağlıktaki sıkıntıların belki benzerleri, belki daha farklı şekli ülkemizde yaşanırken %6,5'luk rakamla sağlığı olduğu yerde muhafaza etmek bile mümkün değil. Gerekli yatırımları yapabilelim, gerekli personeli istihdam edelim. Bir ve bunun üzerine tabii genel sağlık sigortası yasasını gönderiyorsunuz meclise. Genel sağlık sigortası yasasının kabulü ile tabii sigorta fonunun belli bir prim toplama durumu olacak. Evet. Şu anda bizim ülkemizde sigortalı kesim sigortaya sağlık açısından primlerini vermekte. Ancak maalesef bu primler hem sağlık hem de emeklilik fonuyla aynı fonun içerisinde toplanmakta. Ve yaptığımız araştırmalarda, geçmiş yıllarda yaptığımız araştırmalarda bu paranın da büyük bir kısmının emeklilik ödemelerine gittiğini görüyoruz. Yani sağlığın dışında kullanılıyor. Sağlığın dışında kullanılıyor. İkincisi memurların şu andaki kamu görevlileri yasası ve anayasa gereği ise onlardan bir prim alımı yok. Ondan bir prim girişi de yok. Hal böyleyken hadi bütün bunları bir organize ettiniz ve genel sağlık sigortası fonunu kurmayı başardınız. Ülkedeki işte yoksullarımız olsun, bu primleri ödeyemeyecek vatandaşlarımız olsun ve bazı diğer kesimlerinin primlerini de ilk etapta siz karşılamak durumundasınız. Ve ayrıca tabii bu sistemin yürütülmesi için belki de primleri belli bir müddet süpasiye etmek durumundasınız. Bütün bunlar da ciddi bir mali tablo ortaya çıkaracaktır. Sizin bütçenizde ben baktığım zaman böyle bir mali tablo için ayrılmış bir şey göremedim. Kalem göremedim. Zaten bütçe 6,5 milyon gerilemiş. Bütün bunları nasıl yapacaksınız? Çok belirsizliklerle dolu bir hadise. Tabii hepimizin arzusu bu ülkede çağdaş bir sağlık sistemini kurmak. Ama bu açıklamalarla ve bu tabloya baktığımız zaman burada bir bu konunun başarılabileceği konusunda yani tam bir güven duymak mümkün değil bu aşamada. Evet, bu işte yani çok net bir şekilde söylüyorsunuz. Yani bundan bir şey olmaz. Net bir şekilde. Kestirip atabilir miyiz? Yani
Yani şimdi, hangi politika uygularsanız uygulayın, maddi bir kaynak olmayınca, ki sağlık gibi bir sektörde yani yapabilecekleriniz sınırlıdır. Bu hangi bakanın döneminde, hangi hükümetin döneminde olursa olsun, ki Ulusal Birlik Partisi, Cumhuriyet Türk Partisi, her ikisinin bir arada olduğu parti, sizinle birlikte görevdeyken Cumhuriyet Türk Partisi'nin ortaklığındaki parti, Demokrat Parti'nin koalisyon hükümeti, bakıyoruz sorunlar olduğu yerde duruyor. Sadece sağlık için değil, eğitim için de aynı sorunlar yaşanıyor. Yani biz bu işi çözemiyoruz, ama bazen de sadece tek başına acaba bütçe değil de yönetimsel sıkıntılar mı var? Çünkü bu dünün faturasını değil, bu aslında biriken yılların faturası gibi de görünüyor. Yani acaba doğru yönetememe, doğru kararlar verememe gibi sıkıntılar mı bizi bu noktaya getirdi? Bunun da etkisi var mı? Tek başına bütçe midir sorunların en büyük kaynağı size göre? Tabii, yani şimdi bir bütçenin oluşturulması için o bütçe içerisine olan girdilerin düzenli ve tam akar bir şekilde olması lazım. Harcamaların da buna bağlı olarak dengede olması gerekmekte. Evet. Ancak tabii ki her zaman birimini o günkü koşullarda değerlendirmek gerekiyor. Biz köylere yaptığımız geziler esnasında bazı vatandaşlarımızla, özellikle yaşlı kesimden vatandaşlarımızla görüştüğümüz zaman, işte 1980'li yıllarda, 70'li yılların sonunda, 80'li yılların başında hükümet politikaları, ki bu hükümet politikaları o zamanki Türkiye'deki hükümetlerin de desteğini alan hükümet politikalarıydı. Esnafların, sanatkarların ve çiftçilerin kamu hizmetine yönlendirildiği ve bu insanlara, yani gel bu işinin yanında ekstra şu işi de sana verelim ki işte ekonomik durumun yükselsin ve adadaki hareketlenme, adadan ayrılma düşüncesi insanların içerisinde ayrılsın mentalitesi de vardı o günkü koşullarda. Ben bir kez Sayın Rahmetli Süleyman Demirel'i canlı izleme fırsatı da bulmuştum. Yakın Doğu Üniversitesi'ne gelip bir konuşma yapmıştı orada. O zamanki mentalitede, yani Türkiye'nin, Kıbrıs Türkiye'nin bir dış sorunudur şeyi vardı, algısı vardı. Ve bu sorunun üzerine para harcama Türkiye'deki finansal kaynakların çok küçük bir kısmını tutar. O yüzden biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki vatandaşların refahını yüksek tutma adına buraya her türlü nakit akışını aktarmamız gerekirdi. Biz de kendi dönemimizde böyle yaptık dediğini kulağımda duymuş kişiyim bizzat. Tabii bu gelen süreç içerisinde bu yapısı bozuk bir kamu düzeni yarattı. Kamu personel sayısının şişmesine sebep oldu. İnsanların alışkanlıklarının farklılaşmasına da sebep oldu. Tabii tüm bu sorunlar birbiri içerisine girince artık sürdürülebilir bir bütçe yaratmakta sıkıntılar yaşanmaya başladı. Yani şunu söylüyorsunuz, asıl kaynak tabii önemli ölçüde Türkiye'den sağlanılan kaynak olduğu için Türkiye küçük ölçekli bir ülkeyi ambargolar altında ezilen soydaşlarını mağdur bırakmamak için yeterli bütün kaynakları sağlıyor. Evet. Bakıyoruz konu ne konusu olursa olsun, sağlık, eğitim, turizm ya da herhangi bir konu. Türkiye'de hangi hükümete ait olursa olsun, hangi iktidar gelirse gelsin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denildiğinde birinci öncelik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oluyor. Yani evet. Sanırım eli boş çevrilen bir bakan olmuyor. Yani bir proje olduğunda bir destek, eğitimsel, maddi bir kaynak, eğitimsel bir süreç, bir projede bir yardım teklifi istendiğinde ben kimseye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geri çevirdiklerini duymadım ya da öyle, görmedim. Öyle. Neden öyle? Çünkü zaten bu Kıbrıs meselesi biliyorsunuz çok uzun yıllardan beri. Yani evet. Şu andaki yöneticilerin birçoğunun çocukluk çağında
olan ve bu konuya duygusal açıdan da sempati duyan insanların ve bir gençliğin yetişerek bugünkü yönetici pozisyonlarına geldiği bir ülkeden, bir devletten bahsediyoruz. Hal böyle olunca tabii ki bu konuda bir pozitif ayrımcılık içerisine girmeleri de yani insanın doğası gereği olan peki, bir durum. Peki bunu neden avantaj olarak kullanamadık? Mesela bugün Sayın Milliyetin Bakanı, bir önceki görevinizi devretmiş olduğunuz Sayın Bakan Kemal Dürüst bir önceki programda ağırladı. Kendisi öğretmen eksikliği yok dedi. Yani öğretmen eksikliği yok ama kadrolarla ilgili sıkıntıların olduğunu söyledi. Şimdi eğitime girmek için söylemedim ama bunu. Acaba sağlıkta da böyle mi? Yeterince hekimimiz mi yok? Ya da hekimlerin çalışma koşulları mı, bunda mı bir sıkıntı var? Altyapılardan mı kaynaklanıyor sıkıntı? Yani olayı şuna getirelim. İstenirse her türlü proje için kaynak vermeye hazır bir Türkiye var. Sağlık Bakanlığı'nın sağlığın bir kendine ait bir bütçesi var. Sorunlar ortada. Küçücük bir nüfus. Ancak hiçbir zaman çözemediğimiz ve her dönem üzerine başka bir sorunun eklendiği bir sorunlar yumağı haline geldi. Bu sadece sağlık için değil, sadece sağlığı örnek boyunda bağlamında söylüyorum. O zaman sıkıntı kimde? Bunu anlayamıyoruz. Yani tabii yani bir hadisenin en önemli şeyinden bir tanesi, örneğin sağlık konusunda ele alalım. Yani bu sistem yasaları, yani genel sağlık sigortası olsun, döner sermaye yasası olsun, kamu sağlık çalışanları yasası olsun, özel hastaneler muayeneler denetim yasası olsun, 15 yıldır, 20 yıldır konuşulan konular. Evet. Ben Tabipler Birliği Yönetim Kurulu'na girdiğim zaman, ki buradan 10-15 yıl önce bir şeydi, belki 12 yıl önce, bu yasaya görüş verecek olan grubun içerisinde çalışma yapmış biriyim. Ve hala da bu yasa meclise yeni gelecek olan bir hadise. Tabii yönetimsel hatalar da var. Yani onu da kabul etmek lazım. Ancak bu sistem yasaları bugüne kadar kurulamadı ve gerekli bir finans sağlanamadı. Hükümet biliyorsunuz kurulduğunda geniş tabanlı ve reform hükümeti diye kendini lanse etti ve bir hükümet programı açıkladı ve bu hükümet programı içerisinde de takvimlendirerek belli başlı hususları bu takvimlendirme ile yapacağını ilan etti. Bunlardan bir tanesi de sağlık açısından bu genel sağlık sigortasının kamu maliyesine etkisi üzerinde bir rapor hazırlamak ve bunu 3 ay içerisinde kamuoyuyla ya da bizlerle paylaşmak şeklindeydi. Şimdi 100. güne girdik, yani 3 ayı geçtik. Bugün Sayın Sağlık Bakanı açıkladı ki işte çalışma maliyededir ve hala da işte çalışmaları sürüyor ve çalışmalar bitince açıklanacak, ama bu çalışmalar ne zaman bitirecek? Madem ki 3 ayda bitiremeyecektiniz, niye hükümet programı içerisine 3 ayda bu yasanın bu şeyin mali etki raporunun açıklanacağını koyduğumuz. Yani bir sürü keşmekeş var ve bunlar çözülemiyor. Peki bir sağlık çalışanı olarak, siz de bir hekim olarak aynı zamanda bu ülkede, bu sektörde çalışmanın zorlukları ya da koşulları bağlamında yaşanan sıkıntılar sizce nelerdir? Hem bir siyasetçi hem de bir hekim olarak nasıl aktarabilirsiniz? İkinci iş yasağı ya da ikinci işle ilgili tartışmalar halihazırda devam ederken bunun hekimler üzerinde yaratmış olduğu durum her iki açıdan da bakıldığında nasıl aktarılabilir? Yani şimdi şöyle ifade edeyim. Yani burada hekimlerin öğleden sonra muayenelerinde, kliniklerinde oldukları gerçeği çok uzun yıllardan beri bilinen bir gerçekti. Evet. Ve bunun üzerine de Maliye Bakanlığı, hatta yani bu hekimlerden bu yaptıkları hizmet karşılığında vergilerini de toplamaktadır. Resmi vergi formları doldurulmak kaydıyla. Ancak bu kamu görevleri yasası meclisten geçerken öğleden sonra, yani mesai saatleri dışında ikinci iş yapılabilmesinin önü açılmıştı hekimlere. Ancak bu Anayasa Mahkemesi'nden geri döndü biliyorsun. Ve Anayasa Mahkemesi'nden geri döndükten sonra o günden bugüne hiçbir sağlık bakanı bu konuyla ilgili bir çalışma yapmadı açıkçası. Ha, hekim açısından baktığınız zaman, hekim örgütleri açısından baktığınız zaman bütün hekim örgütlerinin yıllardır açıklamalarını okuyun. Hekim örgütleri tam gün sağlık hizmeti verebilecek. Yani hekimin kendi bütün enerjisini hastanede, yani devlet hastanesinde geçirebilecek durum için
sürekli bu yönde görüş vermiştir. Tabii bunun da gerçekleşebilmesi için hekimin özlük haklarında ve çalışma koşullarında iyileştirme yapmak gerekmektedir. Devletin bugüne kadar acizliği bu konuda herhangi bir iyileştirme yapamama durumudur. Şimdi ise hal Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştür. Bir de serbest çalışan hekimler biliyorsun, yani bu durumun böyle sürdürülmemesi ve bu durumu sürdüren Sağlık Bakanlığı'nın yöneticileri hakkında bir dava açmıştır. Evet. Hukuksal açıdan baktığım zaman, düz mantıkla baktığım zaman bu davayı sonucu tabii mahkemededir, yönlendirme olmasın bir fikir vermeyelim ama kazanma ihtimalleri de mevcuttur. Hal böyle olunca daha fazla bir kaos ortaya çıkıyor. Peki ne olmalı? Yani şimdi şu var. Açıkça söyleyelim, devlet hastanelerinde sağlık hizmeti almak çok güç. Yani gitmek istemiyorsunuz. Durumunuzla ilgili biraz da sağlığa ulaşılabilirlik anlamında maddi yeterliliğinizle de alakalı bir durum. Özel sağlık sigortanız varsa ya da özel hastanelerde hizmet alabilme imkanınız varsa belki sizin için bir sorun yok demektir. Gerçi çok büyük bir sağlık hizmeti almanız durumunda bütçeniz sarsılabilir. Bu bağlamda devlet güvencesi altında olmak çok daha başka bir garanti ama bununla ilgili verilebilecek olan sağlık sisteminin size verebileceği geri dönüş nedir, o ayrı bir tartışma konusu. Şunu merak ediyorum. Devlet hastanelerine gittiğinizde çok halk diliyle konuşmak istiyorum. Yani saat 8'de 9'da bazen doktorun ofisine gelmediğini, kuyrukları görüyorsunuz. O kuyrukların ertesi güne sarktığını tabii görüyorsunuz. Şimdi saat 12'de doktorun yerinde olmadığını görebiliyorsunuz. Şimdi bu genelleme değil. Ama vatandaşın gözüyle, şimdi bir vatandaşa mikrofon uzatsak o bize bunları söyleyecek. Doğrudur. Yani bu acaba madalyonun hangi yüzü, ayrı bir tartışma konusu. Ama dolayısıyla şimdi ikinci iş vatandaşa sorduğunuzda doktor buradan çıkıyor, gidiyor, bana bakmadan gidiyor özel işini ya da beni oraya sevk ediyor. Ben oraya da ücret ödemek durumunda kalıyorum. Ne anladım ben bu işten diye. Ya da vesaire vesaire. Bunun gibi pek çok eleştiriler de var vatandaş tarafından. Şimdi biz hekimleri cepheye almadık. Hekimlerin sorunlarıyla da ilgileniyoruz ama bir de böyle bir durum var. Yani hem hekimlerin mağdur olduğu durum var ya da hekimler yeterince kazanamıyor. Bir de şöyle bir durum var. Serbest çalışan hekimlerin durumu da ortada. Hem kamuda çalışan doktor çıkıp öğleden sonra da özelde çalıştığında, kendi muayenesini açtığında serbest çalışan hekimlerin durumu ne olacak? Böyle bir haksızlıklar yumağı içerisinde. Bir de vatandaş hizmet alamıyor. Yani böyle bir sorunlar yumağı. Evet, tabii işte bu sorunlar yumağının tabii en önemli faktörlerinden bir tanesi sürdürülebilir bir sistem oluşturulamaması. Sürdürülebilir bir sistem oluşturabilmek için de sistemi finanse edecek kaynak bulmak gerekiyor. Yani sürdürülebilir sistem daha fazla maaş mıdır doktora? Tırnak Hayır. içine soruyorum. Sürdürülebilir sistem genel sağlık sigortasının bütün katmanlarıyla hayata geçmesi, insanların primlerini ödemek suretiyle bu fonu desteklemesi, devletin ise bu fonun kendi ayakları üzerinde dönünceye kadar, kendi kendini çevirebilecek mertebeye gelinceye kadar bunu suspanse etmesidir. O açıdan şunu ifade ettim ki genel sağlık sigortası yasasının meclise gelmesi doğru bir adımdır. Ancak bunu devlet ayağından desteklenecek maddi kaynağı bu seneki bütçede yoktur. Demek ki yok yani, yok. Yani farazi bir... Farazi oluyor. Yani. Şimdi tabii... Yani bu, siz diyorsunuz ki ben borcumu ödeyeceğim, evet ben bunun altına imza atıyorum. Ama neyle ödeyeceksiniz? Karşılığı yok. Evet. Şunu sormak istiyorum. Genel sağlık sigortası sistemi Türkiye'de baz alan, örnek alan bir sistem. Türkiye'de başarılı olduğu, başarılı olamadığı tarafları olduğu söylenen, hala tartışılan bir sistem ama küçük bir ölçü, küçük bir ülkede belki başarılı olabilir. Siz... Doktorların, kamuda çalışan hekimlerin ikinci iş yapmaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yasaklanmalı mıdır yoksa serbest bırakılmalı? Şimdi biz bunu defaatlerle, yani benim siyasetçi kimliğimden önceki hekim kimliğim içerisinde, hekim örgütlerinde olduğum süreç içerisinde de tavır nettir. Biz inanıyoruz ki hekimler olarak, yani hastanede tam gün sağlık uygulamasına geçilmesi gerekir. Ancak tam gün sağlık uygulamasına geçilmenin de şartlarının oluşturulması gerekir. İşte bu şartları oluşturabilecek olan kurum siyaset kurumudur.
Ve bu şartları oluşturmak için bu kurum, yani siyaset kurumu, ciddi efor sarf etmesi gerekmektedir. Ciddi kaynak arayışı içerisine girmesi gerekiyor. Belli mi bu rakam tam gün için gerekli? Vallahi işte bunun mali etkisinin ne olacağı konusunda bir teknik ekipler bir rapor hazırlamışlar. Yani Türkiye'den de gelen bu konuda, mali konuda teknik olan ekipler, ama bu rapor maalesef daha şeye açıklanmadı. Yani onu görmemiz Peki. lazım. Nasıldır, ne planlanıyor. Ama şu da bariz bir gerçektir ki bugünkü özlük hakları çerçevesi içerisinde hayatla uğraşan, canla uğraşan, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide duran bu insanların, sağlık çalışanlarının da durumu düzeltilmelidir. Şüphesiz ki, tabii ki en büyük aslında şeyi, canımızı, hayatımızı teslim ediyoruz hekimlerimize, doktorlarımıza, tüm sağlık çalışanlarına, A'dan Z'ye. Çok önemli bir meslek. Dolayısıyla bu mesleğin de hak ettiği şekilde karşılığını görmesi gerekiyor. Her anlamda çalışanlarının da altyapının da. Ancak sıkıntılar aslında bugünkü meclise manşet olabilecek bu açıklama, sağlık duvara tosladı. Sayın Sağlık Bakanı da sizin sözlerinizi doğrulamasıyla birlikte aslında net bir şekilde ortaya çıkması zaten ortada olan bir gerçeklik, ama böyle tüm çıplaklığıyla tekrardan gözler önüne sergilenmiş oldu bu sözde ve görüldüğü kadarıyla bir şeyin pek düzelebileceği de bu şekilde gitmesi durumunda, sistemsel olarak bir şeylerin düzenli rutine girebilmesi de pek mümkün görünmüyor. Çok tartışılıyor, vatandaşlarımız, bizi izleyenler de "Mert niye sormadın" diye zaman zaman sorabilirler ki sorduklarına duydum. Bir siyasinin, özellikle hekim olan bir siyasinin, hatta Sağlık Bakanı'nın bile yurt dışında tedavi görmesi. Evet, buna teknik olarak açıklama getirildi. İşte ülkemizde bu konuyla ilgili olarak belki yeterli sağlık alt donanımının olmadığını, bu yüzden Türkiye ya da bir başka ülkeye seklerin gerçekleştiği şeklinde. Ancak vatandaş bunun üzerine çok gidiyor. Yani Sağlık Bakanı bile ya da bir siyasi bile hekim olmasına rağmen yurt dışında tedavi oluyorsa vay bizim halimize diyor vatandaş. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani şunu ifade edeyim sevgili Mert. Yani her olgu, her vaka kendi içinde değerlendirilmesi gereken unsurdur. Yani bir hastalık bir siyasetçiye, bir vatandaşa, bir tüccara, bir esnafa, bir doktora, hepsine de ayrı ayrı gelebilecek olan unsurlardan bir tanesidir. Ve tabii ki bu işin tedavi prosedürü belli kurallar içerisinde işlemektedir. Sayın Sağlık Bakanlığı'nın da rahatsızlığı bu kurallar içerisinde. Yani bildiğimiz kadarıyla Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne gitmiş, gerekli tetkikleri yapılmış ve ileri tetkik içinde. Yani bunun Türkiye'de yapılmasının daha uygun olacağı ifade edilmiş ve bu şekilde Türkiye'ye gitmiştir. Öte yandan bakarsanız da Sayın Başbakan Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde ameliyat olmuştur. Çünkü onun geçirdiği o rahatsızlık Lefkoşa Devlet Hastanesi koşullarında tedavi edilebileceği ifade edilen bir rahatsızlıktır. Bu gibi konularda yani popülist yaklaşımlara girmeyi ben kendi açımdan çok doğru bulmamaktayım. Peki. Ama şunu ifade edeyim. Tabii ki bu sağlık sistemi içerisinde eğer genel sağlık sigortası finansal kaynağı bulunur da hayata geçerse ve bu sigorta sistemi Türkiye'deki sigorta sistemleriyle interkonnekte hale gelirse, entegre hale gelirse, bundan sonra vatandaşlar tedavilerini istedikleri yerde yaptırma şansı. Hem özel hem devlet hem de tıp fakültesi isterse de Türkiye'ye gidebilecek durumda olacaklardır. KKTC vatandaşları. Yani bu genel sağlık sigortası kapsamına giren herkes, kişiler kapsamı içerisinde ve böylelikle bu gibi konuların da konuşulması gündemden Peki. kalkacaktır diye düşünüyorum. Eğitimle ilgili bir önceki bakanlık görevinizde de uğraştığınız eğitimle ilgili sıkıntılar ne yazık ki olduğu yerde duruyor. Yani bu bir mevcut bakanla ilgili bir eleştiri değil. Bu genel bir eleştiri. Ha. Hele eğitimin ilk günlerinde, eğitim döneminin açıldığı ilk günlerde yaşananları biliyoruz. Öğrenciler yine öğretmenleriyle buluşamadı. Bazı okullardaki altyapı sıkıntıları olduğu gibi duruyordu. Sürekli olarak her dönem aynı şey yaşıyoruz. Eğer bu eğitimle ilgili değilse, eğitimle ilgili bir yan sektörle alakalı başka bir sorun olabiliyor. Ciddi anlamda eğitimsel
sıkıntılarımız var, eğitimle ilgili sıkıntılar da var. Şöyle bir önceki bakanlığınızla ilgili gelişmeleri, sorunları değerlendirdiğinizde neler görüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ben Milli Eğitim Bakanlığı'nı aldığım süreç içerisinde okulların açılmış olduğu bir süreçti. Ve o süreçte o yıl eğitimin tamamlandırılıp sonlandırılabilmesi ve eğitimde bir kayıp olmaması için ana uğraşı verdiğimiz bir dönemdi. Tabii bunun yanında da bir takım planlamalar ve programlamalar yaptığımız bir dönemdi ki o plan ve programları bu okulların kapandığı periyot içerisinde uygulayalım. Ve bir sonraki dönemde de bir sistem içerisinde bu düzeltme faaliyetlerinin ne kadar fazla yapılabilirse yapılsın anlayışı içerisindeydik. Tabii geçen yıllar süreç içerisinde bir takım sorunların, kronik sorunların hasıl olduğu bir de realite idi. Bunların içerisinden de en önemli olan konulardan bir tanesi de öğretmen nakilleri konusundaydı. Yani bir okulda 5 öğretmen varsa ve bu öğretmenin 2 tanesini başka bir okula aktarma durumuyla o diğer okulun sorunları çözülebilecek durumda ise olsa dahi tabii güçlü bir sendikal yapı da var eğitimin içerisinde biliyorsun. Bunun üzerine bir takım engeller geliyor ve bu nakillerde mesela bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyordu. Esasında Sayın Dürüst'ün zamanında öğretmen nakil tüzüğünde bir değişiklik yapılmış ve bu değişiklik de mahkeme süreciyle taşınmıştı ilgili sendika tarafından. Ben adli yılın hemen kapanmasından önce o zamanki Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüşme imkanı bulmuştum. Ve Sayın Mahkeme Başkanı'yla da yaptığımız ve teknik elemanlarımızın da gösterdiği şey de bu sorunun yani ufak tefek olan şeyin mahkeme sürecinde yeni adli yılın başlangıcı süresince tamamlanabileceği ve bu tüzüğün uygulanabilir hale gelebileceği ifade edilmişti. Ben bakanlığı devrederken mesela bunu da Sayın Dürüst'e iletmiştim yani böyle bir durum olduğunu. Ama bu geçen süreç içerisinde maalesef örneğin bu konuda bir adım atılmadı. Bu yurt dışında okuyan yabancıların burslarıyla ilgili olan bir sıkıntı vardı. Onun tüzüğünü biz kendi dönemimizde hazırlamıştık. Sayın Bakan'a da teşekkür ediyoruz. Onun üzerinden bu tüzüğü Bakanlar Kurulu'na götürdü ve bu tüzük uygulanmaya başladı. Bir başka önemli sorunlardan bir tanesi eğitimde. Burada okuyan burada KKTC'li çocuklarla beraber büyüyen öğrenciler, Türkiye kökenli öğrenciler bizdeki üniversitelere giriş sınavında ayrıcalıklı bir durumda tutuluyordu diğer öğrencilerden ve onların direkt ÖSYM üzerinden gelmesi gerekiyordu. Ve buradaki sistemde doğrudan ÖSYM'ye uygun olmadığı için sorunlar yaşanıyordu. O konuyla da ilgili olarak Türkiye'deki gerekli temasları kurduk. YÖK'le gerekli istişareleri yaptık. Protokolü yaptık ama Türkiye'deki seçim sürecine de girmişti. O olan protokolü de Sayın Dürüst girip Türkiye'de imzaladı. O konuda da kendisine ilgilendiği için teşekkür ediyoruz. Ancak eğitimin o diğer unsurları üzerinde yani bir çalışmalar yapıyorlar mı bilmiyorum ama tabii Ulusal Birlik Partisi'nde bu kurultay süreci ortaya çıktıktan sonra artık yani çok fazla eğiliyor mu Sayın Dürüst eğilmiyor mu bilemiyorum tabii bu konular üzerine ama yani o ivme, o artış, o şeyi gözlemleyemedik açıkçası. O yüzden de yani çok fazla da yani bir hamle göremedik. Ama tabii ki bu tıkanmıştır eğitimde sistem. Biz bu sistemi açamayız da bu iş olmaz. Yani bu işin içine uzatıp, kafa yorup ve gerekli de riskleri alarak bu yol haritası üzerinde doğru ne yapılabiliyorsa onu yapmak da gerekiyor. Tabii burada da finansman kaynakları
önemli bir unsur oluşturuyor ama finansman kaynaklarının yanında yapılacak olan işlemlerin de uygun olması gerekiyor. Mesela çok basitten bir yaşadığım çok ciddi bir zorluğu ifade edeyim sana bakanlık döneminde. Bakanlığı aldıktan sonra dedik ki arkadaşlara, ya arkadaşlar şimdi bir sonraki yıl gelecek okullardaki eksik destekleri, ondan sonra eksik olan okulları, başka okul yapılacaksa vesaire, bunların hemen bir planını yapalım, projelendirmesini yapalım, keşiflerini yapalım, blokesini yapalım ki, çünkü biz de biliyorsunuz 3 aylık bir periyotta bu iş yapılacaksa yapılıyor. Hepsi hazır. Merkezi İhale Komisyonu'ndan bir türlü bu şeyler geçmedi. Ve birçok okulda da gerekli tadilatlar yapılamadı. Sınıflıklar eklenemedi. Yani bu düzensizlikler içerisinde insanların yapabileceği, koordinasyon şeklinde olabilecek olan şeylerin eksikliğinden dolayı da çok şeyler olur. Sıkıntılar yine ortaya çıkıyor. Devletin içindeki devlet kurumları arasındaki bürokrasinin bile ne kadar hantal olduğunu. Evet, bugün Sayın siz ne kadar hızlı çalışmaya çalışırsanız çalışın, ne yapmaya çalışırsanız çalışın, sonuçta sistemden bağımsız çok hareket edemiyorsunuz. Siz, evet. Ne yazık ki sistemin hızı da size, daha doğrusu sizin hızınız sistemin hızına takılıyor. Aynen öyle. Aşamıyorsunuz ve ülke aynı hızla hareket etmeye ama devam ediyor. Ama tabii sürekli zorlamak lazım. Mesela bu MEPSİS sistemi benim çok önem verdiğim hususlardan bir tanesiydi ki eğer bir şeyi network içerisine, yani bilgisayar network içinde kontrol etmeye başlarsanız o eksiklikleri daha hızlı görebilir, düzenlemeyi ve organizasyonu çok daha hızlı yapabilirsiniz. Yani orada da bir tıkanma söz konusu. En önem verdiğim projelerden bir tanesi, bizim ülkemizdeki en önemli sorunlardan bir tanesi mesleki tekniğin okullarının genel liselere oranı %70'e %30 genel lise lehine. Yani bu oran normal çağdaş ülkelerde tam tersi. Ama bizde böyle, yani bunu biz hemen bir günde terse çevirebilir miyiz? Çeviremeyiz. Ama bunun altyapısını oluşturmak gerekiyor. Onun için bir Metan bölgesinde 70 dönümlük bir arazi tahsisi edilmişti daha önceki kampüs için. Ama o günden bugüne yani kampüs konusunda da herhangi bir açıklama duymadık. Evet. Sayın Bakan'dan, yani bir aktivasyon varsa da en azından bizim haberimiz yok. Bu akşam eve gidince şeye de bakacağım. Şimdi bu da aklıma geldi. O yeni bütçe içerisinde bakalım buna bir kalem hazırlandı mı, bir ödenek var mıdır, yok mudur? Yani bitmeyen sorunların düzenlenmesi için gerekli adımlarda bir ilerleme var mıdır bilemiyorum. Yani çünkü şimdi böyle bütün bunları konuşuyoruz, çok genel bir yelpazede, gazeteci olarak, bir vatandaş olarak, her şeyi bıraktım, sade bir insan olarak, yani hiç söylenenlerin hiçbiri ne yazık ki ümit vermiyor. Yani yok, ümitsiz olmamak lazım. Ümitsiz yani. Şüphesiz olmamak lazım. Ama yani ümitsiz olursak bu sistemleri kapatıp gitmemiz gerekiyor. Tabii o değil işte, dolayısıyla bu şekilde bu mevcut düzenin içerisinden bir yere varılamayacağı ortada. Yani bunun dışına çıkıp, bu perspektifin dışına çıkıp çok daha başka bir yerden, çok daha farklı adımlarla hareket etmezsek, yani olağanüstü bir hal yöntemiyle bu ülkeyi yönetmek gerekiyor. Yani ben sanki dört dörtlük var olan bir sistem içerisinde rutin konuşmalarla çözülebilecek, halledilebilecek, işte farklı yöntemlerle, farklı reformlarla, farklı bakış açısı kazandırılabilecek bir yapıda değiliz. Yani bir İskandinav ülkesi değiliz. Bizim olağanüstü koşullarla yönetmemiz gerekiyor. Yani zaman zaman bakıyorum işte biz demokrasi diye, bürokrasi diye, sistem diye övündüğümüz şeyler bizim hayatımızda belki yaşadığımız en büyük aksaklıkların en büyük sorumlusu gibi. Yani şimdi diyeceksin ki Mert, demokrasiye mi karşısın? Hayır, ama biz demokrasi derken, bürokrasi derken aslında hiçbir şey yapamıyoruz. Tamam, yani işte okulda bunlar öğretmen gönderemiyoruz, hastanede doktor tutamıyoruz, doktoru hastanede, öğretmeni okulda tutamıyoruz, öğrencilerin karşısına hoca öğretmen çıkartamıyoruz ve diğer sorunlar olduğu gibi devam ediyor. En temel konularda bile çok ciddi sıkıntılarımız var ve biz bunu kaplumbağa hızıyla bu sistemle çözmeye çalışıyoruz ama bu şekilde gitmeyecek gibi görünüyor. Yani bir saattir konuşuyoruz, sağlığı da, eğitimi de konuşuyoruz, sizden sonraki gelenler vesaire ve çözüm yöntemleri bütçe. Şu, yani sizin söylendiğiniz üzerinden gitmiyorum ama tabloyu değiştirebilecek bir şey göremiyorum. Mevcut bakanlarla da konuştuğumuzda ümitsiz olmamak için bence
Acaba bir neden var mı ortada? Bilemiyorum ama. Yok ya, yani şimdi sana şunu söyleyeyim. Tabii biraz da süreklilik eksikliği yaşamaktayız. İstikrarsızlık yaşamaktayız. Eğer yani bir de istikrar konusunda bir takım sıkıntılar olmasa belki bu süreç içerisinde daha hızlı iyileşmeler olurdu. Devlet politikası anlayışımız yok mesela. Hani evet. Sürekli bak yani sonuçta ama tabii burada her nedenle bakan değişebilir, hükümet değişebilir. Çark oluşturulamadı. Bir düzgün çark oluşturulursa bu çarkın bir dişlisi olarak çalışmak çok farklı bir şeydir. Çarkı kurmaya çalışmak çok farklı bir şeydir. Çalışmayan çarkın içerisinde. O yüzden evet. Bizim şu anda yaptığımız bu çarkları çalışır hale getirmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman da havanda su dövmeye benziyor. Yeni yazık ama ki. Yani burada hiç şey yapmadan, direnç kaybetmeden sürekli bu işlerle uğraşmak da gerekiyor. Yoksa herkes pes edip bu konulardan elini eteğini çekip de sürekli eleştiriye, sürekli söylenmeye doğru yönelirse evet, şüphesiz ki söylenen ama bir toplum olmaya devam ediyor. Bir şeylerin farklı olması gerektiği, yani bu değil aradığımız, yani bu değil, bunu görüyoruz. Çünkü biz her sene günü kurtarmaya, yani 365 günü doldurmaya çalışıyoruz bir şekilde. Biraz daha az eylem olsun, iki eylem daha kırdım, üç tane eylemi engelledim, oradaki öğretmeni alıp buraya koyunca şunlar sustu. Tabii. Yani bunlarla ne sağlıkta ne eğitimde özellikle bu iki konuda bir şey götürmek mümkün değil ve bütün politikalar da ne yazık ki şu an itibariyle buna yarıyor. Başka bir şey değil. Ne yazık ki. Son bir konumuz daha var. Süremiz az olduğu için. Benimkiler aslında yapıcı eleştiri. Bir de negatif eleştirici var. Benim tamamıyla eleştirilerim yapıcı. Vatandaşın da sesi olmaya çalışıyoruz. Bir başka konu. Daim ikamet izniyle ilgili adı halk arasında beyaz kimlik. Evet. Yasası olarak belirtilen bir yasa tasarısı. Meclisten geçti. Ve aslında tartışmalar başladı. Dün Sayın Asım Akansoy İçişleri Bakanı Diyalog TV'ye katıldığı bir programda 40 bin kişiye beyaz kimlik verileceğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için müzakere masasında 220 bin nüfusun öngörüldüğünü ve müzakere masasındaki rakamın da 220 bin olduğunu, vatandaşlıkla ilgili konuda ise bu sayının üzerine çıkılamayacağını, müzakere masasında daha farklı bir rol oynanamayacağını söyledi. Hem müzakereleri ilgilendiren hem ülkedeki iç siyasi dengeleri ilgilendiren bir konu aynı zamanda. Bir de beyaz kimlikle ilgili olarak sizin yine meclise söz olarak pazartesi günü yapmış olduğunuz konuşmalar, eleştiriler vardı. Demokrat Parti'nin destek verdiğini biliyoruz beyaz kimliğe ama retoyu verdiğini de gördük. Evet. Bunu anlayabilmek için biraz da bunun üzerine gidelim. Ne dersiniz? Tabii şimdi önce Sayın Bakan'ın açıklamasından başlamak istiyorum. Hiçbir müzakere masasında, hiçbir pazarlık masasında peşin bir kabul anlayışı kabul edilebilecek bir anlayış değildir. Onu öncelikle ifade etmek isterim. Evet. Ve Rum tarafının da biliyorsunuz anlam planı süreci içerisinde tümü kabul edilip de onaylanmadığı süreçte hiçbir şey tamam değildir, esas değildir ve böylelikle de bu bağlayıcı değildir bağlı sözü söz konusu. Sayın Bakan maalesef bu sözü ile bir bağlayıcılık yaratmış durumda. Yani söz vermek. Yani bu kabul edilebilir bir açıklama değildir benim açımdan. Öncelikle onu ifade etmek isterim. Tabii bu 220 bin nüfusun da nereden çıktığı, işte biz sorduğumuz zaman İçişleri Bakanlığı'na 220 bin üzerinde duruluyor ama bu bizim nüfusumuz 220 bin mi? O da ayrı bir tartışma ve şey konusu. Burada 40 bin kişiye beyaz kimlik verileceği ifade ediliyor. Dün bize gelen listeleri ben topladığımda şu anda tam net rakam yok yanımda ama bize verilen listelerde 50 bin kişi civarındaydı bu. Yani bu 40 bin kişi de nereden çıktı onu da çok anlamış değilim. Ve bana göre her ülke öncelikle kendi politikalarını oluşturma, kendi yasal çerçevesindeki uygulamalarına uymak durumunda. Çözümden sonra da böyle olacağı gibi. Yani olacağı gibi. Evet. Eğer siz bir yasa yapıyorsanız ve bu yasaya bağlı olarak bir akit ortaya koyuyorsanız o akte uygulamanız gerekmektedir. Beyaz kimlik yasası da en az 6 yıl kesintisiz burada yaşayan bir kişi bu haktan yararlanabilir. Yani en az 6 yıl. Haktan yararlanmamak durumu da kendisi için
söz konusu olabilir. Haktan yararlanmayacaksa bugün ve 3 sene sonra bu haktan yararlanmak isterse de o hakkını tekrardan kullanabileceği bir yasadır. Esasında geçilen beyaz kimlik yasası. Sonuçta bundan sonra da yurttaşlık yasası ele alınacaktır. Ve yurttaşlık yasası sonucunda da bir takım yasal düzenlemeler yapılması planlanıyor. Bu hükümet tarafından meclis komitesine gönderilen bir yasa tasarısıdır. Ancak Sayın Bakan böyle bir açıklama yaptıktan sonra bu yurttaşlık yasasından bir geri adım mı atacaktır, atmayacak mıdır? O da ayrı bir konudur. Sen kendini eğer 220 binle de facto ile bağlamış durumdaysan yeni yurttaşlık yasası yapmana ne gerek vardır? Yani yurttaşlık yasası çıkaracaksın ve bu çıkarttığın yurttaşlık yasasını uygulamayacak mısın? Bu çok yanlış bir durumdur. Tamam şimdi bir durum değildir. Şimdi 40 bin kişiye beyaz kimlik sus payı mıdır? Onu soralım. Yani Hayır, bazı vatandaşlar bunu söylüyor. Yani evet bazı haklar sağlanacak ama sonuçta bu kişilerin mevcut ama bir şekilde anayasaya uygun uygun değil. Hukukçular farklı değerlendirmelerde bulunuyor. Aykırı bir şekilde olduğu da söyleniyor. Bu açıdan bakarsak ya, aykırı ne açıdan? Şu anlamda söylüyorum. Mevcut yasa, vatandaşlık yasasına dondurulması hak elde ettiği halde bugün vatandaşlığa mevcut yasayla ilgili olarak mevcut yasanın hak vermiş olduğu 5 yılda üzeri çalışma izni ve yaşama barınma ile ilgili sonrasında vatandaşlık hakkı veren yasa, başvuru hakkı veren yasanın bloke edilmesiyle birlikte, yeni yasa hazırlanıncaya kadar bloke edilmesiyle birlikte doğacak bir mağduriyet söz konusu olacak. Vallahi şimdi şöyle buna nasıl, edelim. Buna ne dersiniz? Biz hükümet dönemindeyken tabii bu işin organizasyonunu ve bu işin hazırlanmasını, uygulamasını sağlayacak olan bakanlık İçişleri Bakanlığı. Evet. Ve o zamanlarda yani birkaç kez defa sorulmuştur yani bu durumda nasıl bir düzenleme var. İşte vatandaşlar arasında bir dondurma olduğu söz konusu söyleniyor. Böyle bir durum var mıdır? Bize verilen ifadede böyle bir durumun olmadığı, yeni düzenlenecek olan yani tasarlaşması planlanan yeni yasanın vatandaşlık süresi içerisinde öngördüğü bir süre olduğu ki tasarıyı onlar 15 yıl olarak öngörerek gönderdiler meclise ama biz bu 15 yılın çok uzun bir süre olduğuna inanıyoruz. Bu sürenin geriye çekilmesi konusunda da çalışmalar yapacağız. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kamuoyu baskısı yaratmaya çalışacağız. Ve bu esnada da burada işte 18, 19, 20 yılın vesaire üzerinde kesintisiz mühürü olanlara en yüksekten başlayarak öngörülen süreye kadar olan kısımlarında vatandaşlık verildiğini ifade ettiler. Bizim bilgimiz bu yöndedir. Yani burada bir dondurma olmadığını söylüyorlar. Ben özellikle çalışma izniyle bu ülkede 5 yıl ve üzeri ikamet eden, daha doğrusu mührü bulunan, 5 ve üzeri mührü bulunan vatandaşların vatandaşlık başvurusu yapamadıklarını biliyorum. Ya da işleme alınmadığını biliyoruz. Büyük yani ölçüde. O konuda bir bilgim yok. Eğer varsa, yani öyle bir durum varsa bu yanlış bir uygulamadır. Neden yanlış bir uygulamadır? Mevcut bir yasa varsa, yürürlükteyse de o yasa ve yasanın içerisinde bu insanların başvuru hakkı varsa siz başvuru hakkını engelleyemezsiniz. Ama başvuruya olumlu cevap verilecektir diye bir madde yoksa ki öyle bir madde olmadığını biliyorum o yasanın içerisinde. Başvurusunu alırsınız, değerlendirmede bırakırsınız. Zamanı gelince artık ne yapacaksanız yeni yasal düzenlemeler ona göre bunları adapte edersiniz. Ancak tabii bu şey gerçekten Sayın Bakan'ın bu açıklaması beni açıkça çok şaşırtmıştır. Kıbrıs sorunu ve müzakere ve hatta referandumu ilgilendirebilecek bir konu. Şimdi bu 40 bin beyaz kimlik içerisinde belki mevcut yasaya göre vatandaşlık hakkı elde edebilecek insanlar da var. Belki yok. Belki diye bir şey yok. Bugün beyaz kimliği alacak olan her yurtta her insan, beyaz kimliği alacak olan her insan yolu vatandaşlığa giden bir yola girecek. Şunu söylüyorum bakın diyorum ki yani mevcut yasa. Hepsi o yola girecek. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi siz 5 yıl çalıştığınızda mevcut yasaya göre değişmedi daha yasa. Mevcut yasaya göre 5 yıl bu ülkede ikamet ettiyseniz yasal bir süre içerisinde 5 yıldan sonra
gerekli şartları, kıstasları karşılamanız durumunda vatandaşlığa başvuru yapabiliyorsunuz. Evet. Ama bu yasa donduruldu. Vatandaşlık verilmiyor. Evlilik yolu dışında, doğumların dışında. Vatandaşlık verilmediğini biliyoruz. Net bir şekilde verilmediğini biliyoruz. Uygulamada yok böyle bir şey. Dolayısıyla şimdi siz vatandaşlık hakkı kazandığınız halde yasa dondurulduğu için vatandaşlığa başvuramıyorsunuz ve bu arada beyaz kimlikle ilgili yasa yürürlüğe giriyor. Size vatandaşlık yerine 5 yılda üzerinde olduğunuz için, hatta 6 yıl olduğu için belki de burada ikametiniz, size buyurun beyaz kimlik veriyoruz diyerek normalde mevcut yasaya göre vatandaşlık hakkı başvurusunda bulunması gereken, bu hakka sahip olan vatandaşa beyaz kimlik veriyorsunuz. Bu tamam, evet. Kamuoyunda sus payı olarak algılandı. Onu söylemeye çalışıyorum. Öyle değil esasında. Şimdi şöyle bir durumdur. Bizim meclisteki yasa yapma sistemi torba yasa yapmaya uygun değildir. Yani Türkiye'de mesela oturulur, alakasız da olsa 15-20 tane konu bir paket içerisinde konur ve bir torba yasa şeklinde. 550 milletvekilinin oylaması tabii. Yani bir torbayla torba yasa olarak çıkar. Ama bizdeki yasama sistemi her bir yasa ayrı ayrı görüşülerek çıkacak. Ve her bir yasada bir yasanın tamamlayıcısı olmak durumundadır. Ben şu anda Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde yer almaktayım. Ve hukuk komitesinde beyaz kimlik yasası önümüze geldi. Gündemde bundan sonra işte çalışmayla ilgili bir yasa var. Kısa bir yasa. Onun arkasından da yurttaşlık yasası geliyor. Yani bu arkasında hızlıca çıkarılması gereken, yani birbirini tamamlayıcı olan bir sistem kurmasını gerektiren bir hadise. Ve bu kurulacak olan yeni sistem içerisinde beyaz kimlik sahibi olan bir kimse beyaz kimliği aldığı tarih değil önemli olan. Yani burada başladığı çalışmaya başladığı mühürün, ilk mühürün ve kesintisiz gelen o mühür sinsilesi içerisinde belli bir yıl sonrasında bir vatandaşlığı hak kazanacak. Çünkü şimdiki yasada verilebilir diyor ama bunda bu yeni yapılacak olan yasada başvuru hakkı değil. Peki şunu merak ediyorum. 5 yıl sizin için uygun bir süre değil mi bu ülkede yaşayan yani bir vatandaş olabilmesi için? Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Tabii ki bir toplum içerisinde vatandaş katma olması gereken unsurlardan bir tanesidir. Ama eğer bir anda örneğin 60 milyon Türkiye'yi ele alalım, 70 milyon Türkiye'yi alalım, bir 70 milyon daha vatandaş yapabilmesi aynı anda yani mümkün olacak olan bir şey değildir. Şu anda talepler çok mu yüksek? Yani özellikle bu Suriye Cumhuriyeti yurt dışından tamam da çok yani şimdi toplam nüfusu geçecek de bir... Öyle bir durum söz konusu mu? Yani bilemiyorum tabii, veriler İçişleri Bakanlığı'nda ama yani eğer bu rakam gerçekten büyükse, bizim nüfusumuz da 220 binse yani bir 40-50 bin kişilik bir beyaz kimliği hak sahibi olan, bir de vatandaşlığa hak sahibi olan biri varsa, yani bu rakamın ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Peki. Ama eğer bu rakam çok yüksek bir rakamsa, bunun kontrollü bir şekilde geçirilmesi daha uygun bir şeydir. Çünkü sistemin tümünü bozar öyle aynı anda. Evet, şüphesiz ki tabii ki homojen yapıyı doğru tutabilmek lazım, homojen tutabilmek lazım ülkedeki nüfus yapısını, ama ülkede kendi vatandaşlarının bile terk etmeye başladığı, eskiden ülkeye belki bir şekilde bu ülkeye gelip bu ülkede çalışan insanların da geri döndüğü ve neredeyse 3. dünya ülkelerine nüfus olan anlamında terk etmeye başladığımız ülkemizle ilgili olarak nüfus konusuyla ilgili bence tabii böyle polemik yaratıcı, popüler açıklamaların dışında mantıklı bir şeyler söylemek gerekir. Kesinlikle. Ülkede nüfus kalmadı. Biz neleri tartışıyoruz? Peki. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben süremiz kısıtlıydı. Hatta ederim. Biraz taştık bile. Sizin de aceliniz vardı. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için programımıza. Bizim de parti meclisimiz var şimdi. Evet. Bu Kıbrıs konusuyla ilgili parti meclisinde bir bilgilendirme olması yapılacak. Çünkü biliyorsunuz işte burada gazetenin önünde de yazıyor. Ey dedi, demiş ki müzakerelerde son kilometreye girildi, evet, ve birçok konuda çözümün çok yakın olduğunu ifade ediyor. Anasıl seyredilse dün Mayıs'tan önce dedi. Yani bu tal öyleyken biz verilerimize baktığımız zaman ana konularda bir anlaşma göremedik. Ben mülkiyet çözülemedi. Yani bizim garantilerimiz ne durumdadır? Mülkiyet konusu nedir? Toprakta ne gibi bir uygulama yapılacaktır? Yani bunlar nasıl oluyor? Gizli kapılar altında mı oluyor? Bilemiyorum ama
Sizin de sıkıntılar bir sıkıntılar rahatsızlığınız var. Rahatsızlığımız var. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için. Evet, sağlık duvara dostladığı eğitim olduğu yerde duruyor. Kıbrıs sorununu ilgilendirebilecek önemli konular arasında yer alan vatandaşlık yasasının aslında habercisi olan daimi ikamet izniyle ilgili yasanın da tartışmaları, yankıları sürüyor. Bu konulara değinmek istedik. Çok değerli Demokrat Parti Ulusal Güçler Girne Milletvekili Sayın Özdemir Berova ile birlikte bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Akıllardaki soruları vatandaşın ülkenin menfaati doğrultusunda sormaya ve yanıtlarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yarın saatler bir başka odak noktasını gösterdiğinde, yani 16.30 gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. We'll be right back.